Milli Eğitim Bakanlığı basın müşaviri. Bakın. Basın müşavirliğinde selam bir arkadaş olsun. Diyeyim de yani selam hani olsun. En azından hedef dağıtalım. Selam bakın. Olsun. 8 Ekim Cuma yazmışım. 8 Ekim. Başak Demirtaş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin şu soygun hadisesinde ki mevzuyu biliyorsunuz bir gelişme var mı? Cevap şu. El işareti. Maalesef Murat Hocam olursa biz bilgi veririz. Basın müşavirliği olarak. Yani burada kimse de yanlış bir şey anlamasın. Abi, biz, basın servisi. Biz gazeteciyiz. Vatandaşın. Tabii. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını gözetmek tabii. üzere o aslında hasta olmadığı halde hasta raporu alıp gitmediği okuldan maaş alan Başak Demirtaş'ın 700 küsür gün bakın Akit'in evet. haberleri var. Ali Bey çok özür diliyorum kestim. Bir giriş yapın siz aslında tabii. Şimdi, o bir günü vesaire ben lop şimdi, diye başka bir konuyu giriş girizgah yaptım. Bir gün Demirtaş'a intikam gibi ceza demiş. Cumhuriyet birinci sayfasında Başak Demirtaş'a hapis cezası demiş. O intikam gibi ceza neymiş? Başak Demirtaş 700 küsür gün boyunca devlet hastanesindeki bir muhatabından ki Sağlık Bakanlığı uyarı cezası verdi o doktora. O doktora. Şimdi bir iki doktor, buçuk yıl hapis cezası evet, aldı mahkemeden. Bir doktor sahte sağlık raporuyla, düzmece sağlık raporuyla ne derler siz söyleyin. Bir okulda görevli olan, öğretmen olan Başak Demirtaş'a 700 küsür gün işe gitmediği halde hasta raporu veriyor. Hasta raporuyla işe gitmeyen Başak Demirtaş o tarihlerde maalesef ve maalesef şu an iktidar yandaşı olarak nitelenen bir kanalda saz çalma şovu yapılıyor Selahattin Demirtaş'a. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı parlatılmak isteniyor. Başak Hanım hasta olduğunu söylediği sırada Çanakkale'de bisiklet gezisinde, Adalar'da bisiklet gezisinde çıkıyor. Hasta olduğunu söyleyip rapor aldığı ve işe gitmediği, okuluna gitmediği öğrencilerini öğretmensiz bıraktığı esnada eşiyle birlikte Paris'te konferansta gezide olduğu ortaya çıkıyor. Bu ve buna benzer bir sürü rapor ve 700 küsür günlük işe gitmeme neticesinde yapılan yargılamada 2 yıl 6 ay devlet memuru 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılıyor. Evet. Yolsuzluk. En hafif tabiriyle. Şimdi neresinden değerlendirelim? Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığına göre Diyarbakır'daki Kürt çocuklarının büyük oranda Kürt nüfusa sahip Diyarbakır. Kürt çocuklarının öğretmensiz bırakıldığı halde işte Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ben buradan maaş almaya devam edeceğim şeklinde buraya kadro da atanamıyor kendisi orada olduğu müddetçe. Dolayısıyla derslerin boş geçmesi noktasından mı yaklaşalım? Kürt çocuklarını derssiz, öğretmensiz bırakmasından mı başlayalım? Torpille rapor almasından mı devam edelim? Oradaki HDP yakını, HDP'ye sempatizan duyan bir doktordan aldıkları raporu, torpille aldıkları raporu mu anlatalım? Yoksa o raporda sahtekarlık yapılıp o tarihte hasta olmayan Başak Demirtaş'a hastadır, dinlenmesi gerekir şeklinde resmi evrakta sahtekarlık yapılmasını mı hatırlatalım ki 2,5 yıl hapis cezası da hem doktora hem de Başak Demirtaş'a veriliyor. Ve ilginçtir, Başak Demirtaş'ın avukatları açıklama yaparken o doktorun ismini de kodlayarak veriyorlar. Çok ağır sözler sarf etmek istiyor canım ama televizyon ekranındayız, söylemeyelim. İzleyiciler söylenmiş varsaysınlar. Bir doktorun, sahtekarlık yapan bir doktorun ismini niye kodlayarak söyleniyor? Bizim gazetemizde dahi kodlanarak verildi. Çünkü Diyarbakır Basın Savcılığı veyahut da Diyarbakır Başsavcılığı bu mahkemede, bu adliyede şöyle bir gündeme oturan bir karar verilmiştir. Bu kararda şu doktor ve şu şahıs, şu öğretmen, şu cezayı almıştır diye basını bilgilendirici bir açıklama yapmıyor. Sizin irtibata geçtiğiniz, basını bilgilendirmesi gereken, basının işini kolaylaştırması gereken, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde sahtekarlık yapan birisi varsa, hangi görüşten olursa olsun,
onun işlediği suçlarda mahkeme bir karar verdiği zaman ilk elden açıklaması gereken basın bürosu bilgilendirme yapmıyor. Biz de Başak Demirtaş'ın avukatlarının gizleye gizleye, saklaya saklaya aslında Selahattin Demirtaş cezalandırılıyor burada diyerekten. Öyle ya, bu davanın bir tarafı da Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? Tabii. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu olarak suç duyurusu. Bir tarafı da Sağlık Bakanlığı. Sonuçta o aile hekimi de bir rapor veriyor. Sahte rapor veriyor. Bu sahte rapor açısından da doktor açısından da Sağlık Bakanlığı ilgili ve öbür taraftan da Diyarbakır Başsavcılığı ilgili. Çıkın söyleyin ya, niye gizliyorsunuz ki? Adamın, doktorun, sahtekarlık yapan doktorun ismi açıklanmıyor. Böyle gizleniyor adam. Yıllar önce bir Konya'da Uğur Dündar, büyük büyük gazeteci, tırnak içinde söylüyorum o büyük büyük ifadesini, bir hanım doktoru hedef almıştı. Hatırlarsınız o mevzuyu. Yıllar sonra o davada karar çıktı, haber geçiyor. Ya o büyük büyük gazeteciden bahsederken biz satır arasında onun Uğur Dündar olduğunu görüyoruz. Niye UD? Görüyorsanız gene UD, iyi gene. Falanca hay bir televizyon diye de geçebilirler. UD bile gazeteci demeyebilirler. UD şu cezadan, şu şeyden dolayı. Ama dindar bir vakıfta bir iddia ortaya atılıyor. Mahkeme kararı falan değil. Bir iddia ortaya atılıyor. Deniliyor ki şu şahıs şunu yapmış deniliyor. Biz artık Cumhuriyet Gazetesi'nden, Sözcü Gazetesi'nden öğreniyoruz. O iddia muhatabı olan kişinin kardeşinin kim olduğunu, yengesinin kim olduğunu, nenesinin kim olduğunu, hatta kimin elinde dünyaya geldiğini artık bütün yedi geçmişini, yedi sülalesini öğreniyoruz. Böyle bir medya anlayışı bir tarafta, öbür tarafta da suçluları saklama, gizleme hala sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, adliyeye, hatta bakanlıklara hakim olan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ya burada böyle bir rezaleti yapan bankamatik memur ya. Resmen bankamatik memur bu Başak Demirtaş. Ve bu arkadaşlar, ülkeyi yönetmeye kalkıyor bunun kocası. Ve bu Başak Demirtaş'la oturuyoruz, biz kalkıyoruz. Meral Akşener'le görüşmeye çalışıyorlar. İşte Akit Ali Bey, evet. Demirtaş'ın karısı bankamatik memuru diyor. 5 aydır sürekli rapor alıp işe gitmeden maaş alıyor. Tarihine bakıyorum ta 2016'ya. Evet, 17 Ocak 2016. 2021'de ancak ne? Yerel mahkemede, o da daha bunun itiraz daha süreçleri var. Var, yargıtayı var. Dolayısıyla evet. Şimdi 5 yıl önce Akit'in ısrarlı yayınları sonrasında bu dava açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kenarda köşede efendim işte falan filan estek köstek. Ya öğrencileri öğretmensiz bırakıyorsun. O okulun disiplinini bozuyorsun. Öğrenci diyor ki bizim öğretmenimiz yok. Öbürsü diyor ki ya bizim öğretmenimiz çok iyi. Senin öğretmen gelmedi mi daha? Ha iyi, yatın uyuyun. O çocuklar güya ondan sonra üniversiteye hazırlanacaklar. Sahtekarlık yapıyorlar Ali Bey. Bir öğretmenin en temel vasfıdır dürüstlük ve öğrencilerine bunu aşılaması. Sahtekarlık yapıyorlar, evrakta sahtecilik yapıyorlar, yalan beyanda bulunuyorlar, kamuoyu zarara uğratıyorlar. Daha öğrencilerin manevi olarak ya da maddi olarak, madden beşeri olarak kaybını siz söylediniz. Bunun dışında yaptıkları... Evet, torpil derseniz torpil. Diyarbakır'da en kral yere atanıyor. Oradan derse gitmeden, okula gitmeden maaşını alıyor. Bir de işi kitabına uydurmak için bir de doktor bulunuyor. Ondan da sahte raporlar alınıyor. Hanımefendi nerede? Adalarda gezmede. Hanımefendi nerede? Selahattin Demirtaş'ın yanında Avrupa'da Türkiye'yi şikayet etmek için yapılan konuşmalarda eşine eşlik ediyor. Etsin ama maaş almasın. Ama öğretmenliğini ya dondursun veyahut da istifa etsin. Ki nihayetinde Akit'in ısrarlı yayınları sonrasında da zaten öğretmenlikten de istifa et. O haber de var. İsmi evet. Okulda yine Akit. Bakın yine Yeni Akit gazetesi. İsmi okulda, kendi Roma'da. Evet. Hasta.
ağlıyorlar şimdi Başak Demirtaş'ın avukatları. Efendim maddi hatadır. Doktor raporu yazarken eski tarihi yazmış, yanlışlık olmuş. Vay be vay. O zaman kimse zaten suç işlemez ki. Kimseyi cezaevine koymaya gerek yok. Mahkemeleri falan kapatalım. Hırsız da ne diyor? Yanlışlıkla almışım onu diyor. Kendi malım zannettim diyor. Geliyor adam kapıyı kırıyor. Bilmem ne yapıyor. Aa, ben kendi evim zannettim, ben orayı girdim. Telefonumu alacaktım. Kendi telefonumu başkasının evine girmişim. Başkasının evinden telefonu almışım. Yanlışlık olmuş der. O da kendisini kurtarır. Demek ki hırsızlar, gaspçılar, zaniler, tecavüzcüler. Tecavüzcü de der ki ya ben kendi eşim zannettim. Yanlışlıkla bir bayanla sarkıntılık etmişim. Aslında ben kendi nikahlıyım. Bak resmi nikahım da var benim. Evli bir insanım ben. Ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? Kendi nikahlı eşim zannettim. Dolayısıyla o sebeple ben tecavüz etmiş gibi sizin karşınıza çıktım der. Başak Demirtaş'ın avukatlarına gitmelerinde fayda var. Başak Demirtaş'ın avukatları. Tabii şuna nasıl kılıf buluyorlar ben anlamıyorum. Böyle gayet rahat. Raporda maddi hata olmuş. O maddi bir önceki hata kareyi üzerinden... verseniz arkadaşlar. Ali Bey konuşurken çok özür diliyorum. Aksatıyorum ama. Yani bir hukukçu şimdi bir önceki karada bir ayağı Roma'da bir ayağı adalarda diye. Ya şu karede şimdi biraz daha yana doğru yayarsa arkadaşlar, ortada Selahattin Demirtaş, hemen yanında Başak Demirtaş. Başak Demirtaş bisiklet turu yapıyor. Adalar da engebeli bir yer bilirsiniz. Evet, yani yokuş. Orada ha, o yokuşta bisiklete binecek kadar sağlıklı ama Diyarbakır'da görev yaptığı okulda o gün raporlu, o hafta raporlu. Niye? Başak Hanım tedavisi devam ediyor. Evden çıkamayacak kadar hasta durumda diye bir hekim, hekim sıfatı taşıyan bir zat-ı muhterem rapor vermiş. Şimdi şu kareye baktığınızda gayet güzel eşofmanlarını giymiş, gözlüğünü takmış. Selahattin Bey de ortada. Bisiklete biniyorlar. Burada bir hastalık görebiliyor musunuz siz? Evet. Ve avukatları da şu fotoğrafı neyle savunuyorlar ben... Hastalık kafada.